Tarihte bugün 2 Ekim. 2 Ekim 1187. Selahaddin Eyyubi Kudüs'ü aldı. Eyyubi hanedanının ilk hükümdarı Selahaddin Eyyubi Kudüs'ü Haçlılardan alarak kentteki 88 yıllık Frank işgalini bitirdi. Eyyubi'nin Kudüs'ü almasının ardından kurulan ve dönemin en önemli şövalyelerini bir araya getiren 3. Haçlı ordusunu da püskürten büyük hükümdar, Müslümanlar arasındaki iki başlılığa son vererek İslam birliğini sağladı. 1193 yılında Şam'da vefat eden Eyyubi, Mısır'ı ele geçirerek Suriye, Hicaz, Yemen, Mısır ve Filistin topraklarına egemen olan büyük bir İslam hükümdarıydı. 2 Ekim 1730. Şair Nedim hayatını kaybetti. Divan edebiyatının en önemli isimlerinden Lale Devri şairi Nedim öldü. Mahallileşme akımının öncülerinden olan Nedim'in Osmanlı Sadrazamı Ali Paşa'ya ve Nevşehirli damat İbrahim Paşa'ya yazdığı kasideleri meşhurdu. Şiirlerinde estetik, sanat ve eğlenceye önem vererek Lale Devri'nin bütün özelliklerini sergileyen Nedim, Fuzuli ve Baki ile beraber Osmanlı Divan Edebiyatı'nın en önemli üç şairinden biriydi. Nedim'in patrona Halil isyanı sırasında öldüğü söylenmekle beraber Beşiktaş'taki evinin çatısından düşerek öldüğü de rivayet edilmektedir. 2 Ekim 1869. Mahatma Gandhi doğdu. Hindistan Bağımsızlık Hareketi'nin siyasi ve ruhani lideri Mahatma Gandhi doğdu. Hindistan'daki İngiliz sömürüsüne karşı hayat boyu verdiği mücadeleden ötürü Hindistan'da sembolleşmiş bir kahraman olarak görülen Gandhi, 1888 yılında hukuk eğitimi almak için Londra'ya gitti. 5 yıl sonra Güney Afrika'da avukat olarak çalışmaya başlayan Gandhi, burada ırk ayrımına maruz kalan Hintli göçmen işçilerin savunucusu haline geldi. 21 yıl sonra 1915'te ülkesi Hindistan'a dönen Gandhi'yi burada on binlerce Hintli karşıladı. Hindistan'da bağımsızlık mücadelesini sürdüren Gandhi, İkinci Dünya Savaşı'nın başlamasıyla 1942 yılında Hindistan'daki Britanyalılar tarafından tutuklandı. 2 yıl tutuklu kalan Gandhi, serbest bırakıldıktan sonra da ideolojisinin savunucusu oldu. Gandhi, 30 Ocak 1948'de radikal milliyetçi bir Hintli tarafından vurularak öldürüldü. 2 Ekim 1992. Muavenet muhribi vuruldu. NATO'nun Ege Denizi'nde gerçekleştirdiği Kararlılık Gösterisi 92 adlı tatbikatı sırasında Türk donanmasına ait muavenet muhribi Amerikan uçak gemisinden atılan Sea Sparrow füzesiyle vuruldu. Kazada gemi komutanı Kurmay Yarbay Levent Kudret Güngör, Teğmen Alper Tunga Akan, Astsubay Serkan Haktepe, Çavuş Mustafa Kılıç ve Er Recep Atak şehit olurken 22 asker de yaralandı. Kıbrıs Barış Harekatı'na da katılan muavenet 1972 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nden satın alınmıştı. Kaza oluş şekli itibariyle arkasında birçok şüphe bıraktı.